Merhabalar. Bileşke Kuvvet'le yine birlikteyiz. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp videolarla ilk siz izleyebilirsiniz. Bileşke Kuvvet'le geçmeden önce öncelikle kuvveti bir tekrar edelim. Kuvvet, duran cisimleri harekete geçirebilen, hareket halindeki cisimleri durdurabilen, cisimlerin hareket yönünü, şeklini, süratini değiştirebilen etkiye kuvvet diyorduk. Kuvveti göremeyiz ama günlük yaşamda etkilerini görebiliriz. Taşıtların hareket etmesi, bayrağın dalgalanması, cisimlerin yere düşmesi, kapının açılması, el arabasının itilmesi, inşaata tuğla çıkarılması gibi olaylar kuvvet gerektirir. Çünkü cansız varlıklar kendiliğinden enerjileri olmadığı için hareket edemezler. Onlara kuvvet uygulanması gerekir. Kuvvetin İngilizce karşılığı force olduğu için kuvveti biz F harfiyle, büyük F harfiyle gösteririz. Birimi Newton, Isaac Newton bilim insanının soyadının Newton'dan gelmiştir. Ve büyük N harfiyle gösterilir. Kuvvetin büyüklüğü arttıkça cisimler üzerindeki etkisi de artar. Bu nedenle kuvvetin büyüklüğünü cisimler üzerinde etkisine bakarak belirlenebilir. Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Dinamometre esneklik özelliğine sahip sarmal yaylar kullanılarak yapılmıştır. Kuvvetin ölçülmesi, kuvveti dinamometrenin ölçebileceği kuvvetlere göre ölçeklendirilmiştir. Dinamometrenin duyarlılığı, dinamometrede kullanılan yayın uzunluğu, kalınlığı ve cinsine bağlıydı. Şurada gördüğünüz gibi 5 Newton'luk bir kuvvet asıldığında 1 birim, 10 Newton'luk asıldığında 2 birim, 15 Newton'luk asıldığında 3 birim yay uzamaktadır. Yani kuvvet arttıkça uzama miktarı da artacaktır. Evet, kuvvetin özelliklerine geçelim. Kuvvetin yaptığı etkilerin belirlenmesi için sadece büyüklüğünün bilinmesi yeterli değildir. Kuvvet gibi bazı fiziksel büyüklükler ifade edilirken büyüklüğü, yani şiddeti arkadaşlar, yönü, doğrultusu ve uygulama noktalarına bakacağız. Bu nicelikleri kullandığımızda biz kuvvetin cisimlere etki ettiği, ne tarafa etki ettiği, ne kadar etki ettiğini anlayabiliriz. Cisimlere etki eden kuvveti yönlendirilmiş doğru parçaları oklar çizerek gösteriyoruz. Mesela şurada bir kuvvet var. Kuvvetin yönü, baktığımız zaman okun yönüne bakıyoruz, doğu yönünde. Doğrultusu batı doğu, yani diğer bir ifadeyle yatay doğrultuda arkadaşlar. Yatay doğrultuda, batıdan doğuya doğru, diğer bir ifadeyle yatay diyoruz. Büyüklüğü 3 birim. Bakıyoruz 1, 2, 3 birim. Kuvvet ne kadar uzun çizilmişse büyüklüğü de o kadar büyüktür arkadaşlar. Uygulama noktası ise, yani başlangıç noktası da A'dan, A noktasından başlamış. Kuvveti çizimle gösteririz. Kuvvetin doğrultu, yön ve büyüklüklerini belirtmek için yönlü doğrular, yani ışınlar çizeriz. Arkadaşlar baktığımızda şu kuvvet batıdan doğuya doğru yatay doğrultuda. Ve uygulama noktası, başlangıç noktası burası. Büyüklüğü ise sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Newton. Her bir birimi 1 Newton kabul edersek 7 Newton'luk bir kuvvet görüyoruz. Şimdi örnek yapalım. Sıfır noktasında, yani başlangıç noktasında bulunan F1, F2, F3, F4 kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. Cisme etki eden kuvvetin özelliklerini yan tarafa yazalım. Özellikle birinci kuvvetle, F1 kuvvetiyle başlayalım. F1 kuvvetinin yönü, görüyorsunuz, doğuya doğru. Doğrultusu batı doğu, yani doğu batı da olur. Diğer bir ifadeyle yatay doğrultuda da diyoruz arkadaşlar. İki doğrultu var. Biri yatay, diğeri dikey. Uygulama nokta büyüklüğüne baktığımızda 3 Newton, uygulama noktası da 0, başlangıç noktası. F2 kuvvetine baktığımızda arkadaşlar yönünün kuzey, doğrultusunun güney kuzey, yani dikey doğrultuda olduğunu, büyüklüğünün 5 Newton olduğunu ve uygulama noktasının yine 0 noktası olduğunu, F3 kuvvetine baktığımızda yönünün batı olduğunu arkadaşlar. Yön verilmese bile sol taraf batı, sağ taraf doğu, üst taraf kuzey, alt taraf güney olarak ifade edeceğiz. Yönü batı, doğrultusu doğu batı, büyüklüğü 8 Newton ve uygulama noktası 0 noktasıdır. F4 kuvvetine bakarsak arkadaşlar, F4 kuvvetine baktığımızda yönünün güney olduğunu, doğrultusunun yine dikey, yani kuzey güney olduğunu, büyüklüğünün 5 Newton olduğunu ve uygulama noktasının 0 olduğunu görebiliriz. Arkadaşlar biz kuvveti gördüğümüzde hemen yönünü, doğrultusunu, büyüklüğünü ve uygulama noktasını bulabilmeliyiz. Bir örnekle devam edelim. Yukarıdaki kuvvetlerden hangilerinin doğrultusu aynıdır? Arkadaşlar iki doğrultusu
var, iki doğrultu vardı. Yani yatay ve dikey. Baktığımızda bunların doğrultusu aynı değil. Fakat 1 ve 2. kuvvetin doğrultuları aynıdır. Bize doğrultu soruyor. Yönleri zıt, doğrultuları aynıdır. Doğrultusu aynı olan hangisi? 1 ve 2, yani A şıkkı diyoruz. Yine devam edelim etkinlikle. Şekildeki cisimlere etki eden kuvvetlerin özelliklerini tabloya yazalım. F1 kuvvetinin büyüklüğü, arkadaşlar bakıyoruz, 1, 2, 3, 4. Büyüklük 4 birim. Yönü yukarıya doğru olduğu zaman ne diyorduk? Kuzey. Doğrultusu güney kuzey. Ya diğer bir ifadeyle dikey arkadaşlar. Dikey doğrultuda. F2'ye baktığımızda F2'nin büyüklüğü 1, 2 birim. Yönü sağa doğru olduğu için doğu. Doğrultusu ise batı doğu veya yatay diyebiliriz arkadaşlar. F3'e baktığımızda F3 bakın ne tarafa doğru, büyüklüğü 1 birim güneye doğru ve kuzey güney, yani dikey doğrultuda. F4'e baktığımızda bakıyoruz 1, 2, 3, 4, 5 birim batı yönünde, yani sol tarafa batı yönünde ve doğrultusu doğu batı veya yatay doğrultuda diyebiliriz. Aşağıdaki fotoğraflarda cisimlere uygulanan kuvvetlerin yönünü çizerek gösterelim. Arkadaşlar bu kuvvetlerin yönünü bulabilmeliyiz. Garsonun tepsiyi ne tarafa doğru? Yukarıya doğru. El arabası bakın doğuya doğru. Futbol topunun yönünü, kuvvetin yönünü bu şekilde ve tenis topunun kuvvetin yönünü bu şekilde, hepsini ne yapabiliriz? Gösterebilmeliyiz. Bileşke kuvvet, net kuvvet diğer bir ismi. İki ya da daha fazla kuvvetin etkisini tek başına yapabilen kuvvete bileşke kuvvet, diğer bir isimle net kuvvet denir. Bileşke kuvvet R sembolü ile gösterilir arkadaşlar. Etkiyi tek başına yapabilen kuvvet bileşke kuvvet veya net kuvvet Rostand'ın R'si ile gösterilir. Arkadaşlar İngilizce Rostand bileşke demek ve onun R'si ile gösterilir. Arkadaşlar bileşke kuvvet kuvvetlerin etkisini tek başına yapabilen kuvvet. Şu aşağıdaki şekle baktığımızda sola doğru 50 Newton, sağa doğru 100 Newtonluk kuvvet çekmiş. Bu iki kuvvetin yerine ben sağa doğru 50 Newtonluk kuvvet uyguladığımda bu iki kuvvetin yaptığı işi tek başına 50 Newtonluk kuvvet yapabilir. Evet, bu kuvveti bileşke kuvvet diyoruz ve R harfiyle gösteriyoruz. Bazen arkadaşlar bazı kitaplarda da F net şeklinde de gösterilebilir ama çoğunlukla Rostand kelimesinin R harfiyle gösteririz. Aynı yönü kuvvetlerin bileşkesini bulurken bir cisme etki eden kuvvetlerin yönleri aynı ise bileşke kuvvetin şiddetini toplayarak buluyoruz. Yani baktığımızda arkadaşlar F1 ve F2 aynı yönlü kuvvettir. O halde biz bileşke kuvvet R'yi F1 artı F2 şeklinde gösteririz ve iki kuvvetin işi tek başına yapabilen R kuvvetini bu şekilde gösterebiliriz. Bileşke kuvvetin yönü ve doğrultusu kuvvetin yönü ve doğrultusuyla aynıdır arkadaşlar. Bir cisme etki eden kuvvetlerin yönleri aynı iske bileşke kuvvet en büyük değerini alır. Arkadaşlar sorular oluyor. Aşağıdakilerden hangisinde bileşke kuvvet en büyük değerini aldığı gibi sorularda eğer yönleri aynı ise en büyük değeri alacağını bulabiliriz. Zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesini bulurken bir cisme aynı doğrultuda, bakın aynı doğrultuda zıt yönde kuvvet etki ediyorsa bileşke kuvvetin büyüklüğü büyük kuvvetten küçük kuvvet çıkarılarak bulunur. Bileşke kuvvetin doğrultusu ve bu kuvvetlere aynı olup yönü büyük kuvvetin yönüyle aynı olur. Arkadaşlar şimdi iki tane kuvvet var. F1 ve F2 kuvveti. Bu iki kuvvetin bileşkesini bulmamız için zıt yönde oldukları için biz F1 ile F2'yi birbiriyle çıkarıyoruz ve bileşke kuvveti buluyoruz. Bileşke kuvvetin yönü ise büyük kuvvetin yönünde, yani F1'in yönünde olacaktır. Bir cisme etki eden kuvvetlerin doğrultuları aynı, yönleri zıt ise bileşke kuvvet en küçük değerini alacaktır. Yani zıt kuvvetlerin bileşkesi her zaman daha küçük olacaktır. Çıkardığımız için, birbirinden çıkardığımız için. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlere bakalım. Cisme uygulanan kuvvetler cisim üzerinde belli bir miktar net kuvvetin oluşmasına neden olur. Net kuvvetin cismin dengelenmiş ya da dengelenmemiş özellikte olmasını belirler. Dengelenmiş kuvvetlere bakalım. Bir cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi, yani net kuvvet sıfır ise cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir diyoruz arkadaşlar. K cismine etki eden bileşke kuvvet, bakın batıya doğru 8 Newton, doğuya doğru 8 Newton zıt yönde çıkardığımızda net kuvvet sıfır, bileşke kuvveti sıfır buluruz ve
K cismine etki eden kuvvetler dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir diyoruz. L cismine etki eden bileşke kuvvete baktığımızda arkadaşlar 3 Newton ve 5 Newton aynı yönlü olduğu için ne yapıyoruz? Topluyoruz. 8 Newton ise zıt yönlü olduğu için birbirinden çıkarıyor. Yani 8 Newton'dan 3 Newton'la 5 Newton'u çıkardığımızda yine ne buluruz? Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde R eşittir 0 olduğunda bileşke kuvveti 0 bulduğumuzda yine L cismi dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir diyoruz. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde altındaki cisimler başlangıçta duruyorsa durmaya, hareketli ise sabit süratle hareketine devam eder arkadaşlar. Bu çok önemli bir not. Bir cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi net kuvvet sıfırdan farklı ise cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Arkadaşlar şu cisme baktığımızda sola doğru 10 Newton, sağa doğru 6 Newton kuvvet etki ediyor. Bu cisim bileşke kuvvetini bulduğumuz zaman R eşittir 10-6, o da eşittir 4 Newton'dur. Baktığımızda sıfır olmadığı için bu cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir diyoruz. R eşittir 0 değil olduğundan cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde cisim hareket durumunda değişme olur arkadaşlar. Arkadaşlar dengelenmiş kuvvet net kuvvet sıfırdır. Yani sağa ve sola etki eden kuvvetler sıfırdır. Örneğin sabit süratli araba dengelenmiş kuvvetin etkisinde. Duran top dengelenmiş kuvvetin. Duvara asılı tablo dengelenmiş kuvvetin etkisindedir. Dünyanın dönüşü yine sabit olduğu için dengelenmiş kuvvetin etkisindedir diyoruz. Hareketsiz duran arabayı 1 ve 2 şekillerindeki gibi çekerek çekecek olan atlar her biri 300 Newton uyguladığına oluşacak durumları inceleyelim. Arkadaşlar atlar 300-300 çektiğine göre aynı yönlü olduğuna göre ne yapacağız? Net kuvvet yani F net eşittir 300 artı 300 600 Newton'dur diyoruz. Araba dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. 600 Newton'luk kuvvetin etkisiyle doğu yönde hareket eder diyoruz. İkinci at arabasına baktığımızda her bir atın 300 Newton kuvvet uyguladığı ve zıt yönlü olduğu için F neti ne yaparız? Birbirinden çıkarak buluruz ve 300-300 0 Newton'dur. Araba dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir ve hareketsiz kalmaya devam edecektir. Kuvvetin cisimleri etkisiyle devam edelim. Cisimlerin hareket özellikleri üzerinde net kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır. Yerinde durma, hızlanma, yavaşlanma, sabit süratle hareket etme gibi özellikler net kuvvetin yönü ve büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Başlangıçta hareketsiz olan oyuncak arabaya belirtilen kuvvet etki ederse araba harekete başlar ve giderek hızlanır. Bu arabaya 5 Newton'luk kuvvet etki ederse bu araba hareketine devam eder. Başlangıçta hareketli olan oyuncak arabaya etki eden aynı yönde belirtilen kuvvet etki ederse araba ne yapacaktır? Hızlanacaktır. Arabanın hareket yönü bu. 5 Newton'luk kuvvet de etki ederse bu araba ne yapacaktır? Aynı yönde hızlanarak yönüne devam edecektir. Başlangıçta hareketli olan oyuncak arabaya hareketiyle zıt yönde belirtilen kuvvet etki ederse bu araba ne yapacaktır? Yavaşlayacaktır. Hareket yönü bu şekilde. Etki eden kuvvet hareket yönüne zıt olduğu için bu araba yavaşlayacaktır. Etkinlikte devam edelim. Aşağıda ilk hareket durumu verilen araçlara belirtilen kuvvetler etki etmektedir. Araçların altındaki boşluğa araçların hareket durumlarına meydana gelen değişim hızlanır, yavaşlar, sabit süratle gider ve durmaya devam eder gibi ifadeleri yazarak kullanalım. Arkadaşlar bu araba duruyor. Bu araba duruyor. Bu tarafa doğru 20, bu tarafa doğru 30 Newton'luk kuvvetle etki ediyorsa arabamız ne yapacaktır? Hareket edecektir. Çünkü F net kuvvet 30-20, o da eşittir 10 Newton. 10 Newton olduğu için bu hareket hızlanacaktır. İkinciyle devam edelim. Arkadaşlar hareket yönü bu taraf. Bu tarafa doğru 30, bu tarafa doğru 50. 50-30, o da eşittir 20 Newton olacağından bu araba hızlanacaktır. Hareket yönü bu taraf ama zıt yönde 60 Newton etki ettiği için bu araba ne yapacaktır? Yavaşlayacaktır. Araba duruyor ve F net yani 40-40, o da eşittir 0 olduğu için bu araba durmaya devam eder. Hareket yönü bu taraf ve eşit kuvvet etki ederse bu araba sabit süratle hareketine devam edecektir. Hareket yönü bu taraf ve yine 30-30 Newton'luk kuvvet etki ediyor. Aynı kuvvet etki ettiği için bu araba sabit süratle hareketine devam edecektir. Örnekle devam edelim. Şekildeki kuvvetle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Her bölme 1 Newton olduğuna göre bakıyoruz 2 bölme kaç Newton? 2 Newton olacaktır. Yönü batıya doğrudur. Bakın batıya doğru. Doğru. Doğrultusu doğu batı. Bakın doğu batı. Doğru. Büyüklüğü 1 Newton'dur. Yanlış arkadaşlar. Büyüklüğü kaç Newton'dur? 2 Newton'dur. Uygulama noktası A noktasıdır. Doğru. Hangisi yanlıştır diyor? Cevap C şıkkı olacaktır. Şekildeki cismiye etken kuvvetlerin bileşkesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar bileşke kuvvet eşittir 5 Newton eksi 3 Newton. O da eşittir. Ne olacaktır? 2 Newton. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdaki cisimlerin hangisine etki eden bileşke kuvvetin doğu yönünde 3 Newton olduğunu bakalım. Arkadaşlar bu kuzey yönünde olduğu için A şıkkı olmaz. Bakıyoruz. 3 eksi 1 o da eşittir 2 Newton. Bu olmaz. Bakalım. 7 eksi 4 o da eşittir 3 Newton ve doğu yönünde. Evet cevabımız C şıkkı. Burada baktığımızda arkadaşlar bu tarafa doğru 6 eksi 3 o da eşittir 3 ama fakat bu batı yönünde olduğu için bize doğu yönü sorduğu için cevabımız C şıkkı olacaktır. Hareket durumu verilen aşağıdaki cisimlerden hangisi dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir? Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olabilmesi için ya duruyor olacak ya da sabit süratle hareket edecek. Yokuş aşağı yuvarlanan top dengelenmemiş. Durağa yaklaşan otobüs dengelenmemiş. Havaya doğru fırlatan taş dengelenmemiş. Sabit süratli koşan sporcu dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Yani cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdaki cisimlerin hangisi dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir? Bakıyoruz 4 Newton, 3 Newton eşittir 1 Newton. Bu dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde. Buraya bakalım. 2 bu tarafa doğru 2 o da eşittir 0. Bu dengelenmiş. Yukarıya doğru 3 Newton, aşağıya doğru 3 Newton. 3 eksi 3 o da eşittir 0. Dengelenmiş. Yukarıya 5, 2 artı 3 artı 2 o da eşittir 5. 5, 5 olduğu için dengelenmiş. Hangisi dengelenmemiş? A şıkkı olacaktır. Şekildeki kuvvetlerden hangisi aynı doğrultudadır diyor. Arkadaşlar bakıyoruz dikey doğrultuda. Bu yatay. O halde 1, 3, 4 yani cevap D şıkkı aynı doğrultudadır. Mıstık Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.